Çocuklara anlatmak. Çocuklara dedelerinden önce peygamberi anlatacaklar. Allah'ı anlatacak. Şimdi çocuk dedesini tanıyor ya. Peygamberi dedesinden daha iyi tanıması lazım. Önce peygamberi tanıyacak, sonra dedesini tanıyacak. Babasını tanıyor değil mi? Evet. Annesini babasını tanıyor. Annesinden babasından önce peygamberi tanıması lazım. İnşallah hocam. Çok çok daha iyi tanıyacak, çok şiddetli sevecek, kıyaslamayacak şekilde sevecek. Sonra da Mehdi'yi tanıyacak. Ve Hazreti İsa'yı tanıyacak. İnşallah. Mehdi'yi bilen bir çocuk çok akıllı olur. Bereketli olur. Huzurlu olur. Şeytan yanaşmaz, bas bas bağırmaz. Cam çerçeveyi kırmaz. Huzurlu olur, akıllı olur. Yüzüne bir hoşluk gelir. Uslubu güzel olur. İnşallah hocam. Allah'ı bilecek, peygamberi bilecek, Mehdi'yi bilecek, Hazreti İsa'yı bilecek ve sevecek, aşkla sevecek. İnşallah. 4 yaşında biliyorsa bilecek. İnşallah. O aşkla, o muhabbetle büyüyecek. Aksinde şeytan çocuğa musallat olur. Bağırır, çağırır çocuk. Ağlar. Kırar, yıkar. Onlar da huzursuz olurlar, çocuk da huzursuz olur. Bu dediğimi yaptıklarında çocuğun üstüne nur ve rahmaniyet iner. Ferahlar çocuk. Kalbi ferahlar. İnşallah. Izdırap, acı kalkar üstüne. Şeytan yanına yanaşamaz çocuğun. Bağırmaz çocuk artık. Güler, neşeli olur. Keyfe gelir kerat. İnşallah. Mutlu olur. Yüzünden gülücükler saçılır. Gayet de sağlıklı olur. Efendim, her hareketi hoş olur. Her hareketinden hoşlanırsınız. Dolayısıyla 4 yaş iyi. İnşallah 4 yaş, 5 yaş. 4 yaşından itibaren anlatmaya başladım. Tabii tabii. Yani şuuru açıldıysa hemen yapacak inşallah. İnşallah.